Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel iki tane tarifim var. Biri farklı bir kek, biri de böyle Starbucks'larda falan içtiğimiz çok güzel bir moka kahve. Gerçekten o kadar yani maliyetsiz, o kadar güzel bir kahve ki bence çok beğeneceksiniz. Şimdi kekime başlayalım. Kekimin malzemelerini saymak istiyorum. Malzemelerim de şurada yarım çay bardağı sıvı yağım, bir su bardağı suyum, 1,5 su bardağı unum, 1 su bardağı şekerim, 2 yemek kaşığı kakao, kabartma tozum ve vanilyam var. Siz de fark etmişsinizdir, bu kekimizin içinde ne süt var ne de yumurta. Bütün malzemelerimiz sadece bunlar. Şimdi bu kekle ilgili size bir püf noktası vermek istiyorum. Bütün unumu, kakaomu, kabartma tozu ve vanilyamı elemem gerekiyor. Niye eleyeceğim? Çünkü içinde topaklanma kalmasını istemiyorum. Topaklanma olursa kekim kabarmayacaktır. O yüzden bu kuru malzemelerimi eleyerek kekime ilave edeceğim. Daha sonra şekerimi, daha sonra suyumu ve yağımı ilave edip pürüzsüz bir şekilde olacak şekilde güzelce karıştıracağım. Şimdi hemen kekime başlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kek hamurumu gayet güzel bir şekilde iyice karıştırarak elde ettim. Şöyle size kıvamını göstereyim. Güzel pürüzsüz bir kıvamı oldu. Şimdi ben daha önceden yağladığım böyle en küçük boy kare borcamım var. Eğer sizde karesi yoksa en küçük boy dikdörtgen bir kap da kullanabilirsiniz. Bunu söylediğim gibi yağladım. Şimdi güzelce bu kek harcımı bu kabıma alıyorum. Kekim pişmek için hazır arkadaşlar. Şimdi 180 dereceye ayarladığım fırınımda güzelce içine alıncaya kadar pişireceğim. Bir süre veremiyorum çünkü biliyorsunuz her fırının pişirme süresi farklı oluyor. Kürdan testiyle güzelce bakarak kekinizin pişip pişmediğine karar verebilirsiniz. Dediğim gibi hemen şimdi kekimi gönderiyorum. Kekim piştikten sonra görüşürüz. Kekim pişti ve harika oldu gerçekten. Bir yarım saat hiç ellemedim. Kendi kendine soğumaya bıraktım. Şimdi soğudu. Onu dilimlere ayırdım. Ve şunu göstereyim size. Şöyle cezvemin içine yarım çay bardağı kadar süt aldım. Şimdi bunun üzerine şu gördüğünüz bitter çikolatalarımı, burada 70 gram falan var, ekleyeceğim. Ve güzelce karıştırarak eriteceğim içinde ve sosum hazır olmuş olacak. Gördüğünüz gibi kremaya bile gerek yok. Süt tamamen her şeyi halledecek. Bu sosumu da kekimin üzerine dökeceğim. Şimdi bakın böyle karıştırarak sos haline gelmesini sağlayacağım bunu. Dediğim gibi sütü çok kaynatmıyoruz. Çikolatayı eritecek kadar böyle ısıtırsak yeterli olacaktır. Bu sosu kekimize döktüğümüzde kekimiz soğuk, sosumuz da ılık olacak arkadaşlar. İkisi de sıcak olursa kekimiz hamurlaşabilir çünkü. Bakın çikolatam hemen eridi bile. Şöyle göstereyim. Hemen eridi içinde. Kekim hazır. Daha önce yıkayıp ikiye böldüğüm çileklerimle de süsledim. Üzerlerine de böyle çok azıcık toz fıstık serptim. Bence mükemmel görünüyor. Şimdi kekimi kenara alacağım. Kekim dinlenirken bizde yine böyle çikolatalı, çok güzel buram buram çikolata kokan bir Starbucks moka tarifi hazırlayacağız. Onu da hazırlayalım. Sonra kahve eşliğinde kekimin tadına bakmak istiyorum. Sıra geldi mokamızı yapmaya. Bunun için malzemelerimi söyleyeyim. Burada kakao var. Granül kahve var. Bunu herhangi bir granül kahveyle yapabilirsiniz. Ben de Nescafe Classic vardı. Onu kullanıyorum. Burada da toz şekerim var. Şimdi hepsine şöyle ben birer tatlı kaşığı kullanmak istiyorum. Hatta şöyle birazcık daha kakao koyabilirim. Yani siz de damak zevkinize göre şekeri, kahveyi, kakaoyu, mesela kahveyi daha baskın seviyorsanız
daha çok kahve koyup daha az kakao koyabilirsiniz. Aynı şeyi kakao için de yapabilirsiniz. Şekerli şekersiz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi şurada birazcık suyum var. Şimdi bu sudan şöyle birazcık alıyorum fincanımın içine. Güzelce bunu karıştırıyorum. Birazcık daha alacağım. Pürüzsüz olacak. Yani bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Şurada ocakta da görüyorsunuz sütüm ısınıyor. Sütümü de tamamen böyle fokur fokur kaynatmayacağım. Isınmış olması yeterli olacak. Şimdi ben bunu böyle güzelce karıştırıyorum. Sonra da sütümün ısınmasını bekliyorum. Görüyor musunuz ne kadar kolay? Ama biliyorsunuz ki özellikle marka kafelerde böyle kahveler çok pahalı oluyor ama aslında maliyetleri çok düşük kahveler bunlar. Şimdi sütüm ısınsın, sütümü köpürteceğim, onu göstereceğim, ondan sonra da kahvem hazır olacak. Sütüm ısındı, benim şöyle bir çırpıcım var biliyorsunuz. Ben bu çırpıcımla sütümü biraz köpürteceğim. Ama eğer çırpıcınız yoksa siz bu sütü böyle bir termos içine koyup veya bir kavanoz içine koyup çalkalayarak da köpürtebilirsiniz. Benim elimde bu küçük aparatım olduğu için bundan faydalanıyorum. Şimdi iyice köpürecek sütüm. Ondan sonra kahvemin üzerine alacağım. Kahvem de kekim de hazır arkadaşlar. Ben böyle kekin biraz kıyısından köşesinden baktım. Tadına gerçekten çok güzel olmuş. Herkese de tavsiye ederim. Kahvem de çok güzel. Şu an köpüğüm sönüyor ama ne yaptım ben bu kahveyi? Isıttım sütü, köpürttüm, sütünü döktüm, üzerine de köpüklerini koydum. Gerçekten daha önce de yaptığım bir kahve olduğu için onun da tadı çok güzel. Onu da size tavsiye ederim. Şimdi ben ne yapacağım? Güzelce kekimi ve kahvemi yiyip içeceğim. Ondan sonra da size göstermek istediğim küçük bir şey daha var. Ondan sonra da veda ederiz. Vallahi o kadar güzel bir kahve keyfi yaptım ki. Böyle çok çikolata seven bir insan olarak gerçekten kekim ve kahvem süperdi. Eğer siz de çikolatayı çok seviyorsanız kesinlikle deneyebilirsiniz. Şimdi oturma odasına geldim. Size bu pampaslarını da göstererek bugün kapanışımı yapmak istiyorum. Buralarda böyle çok dağınık. Çünkü oğlum ve eşim Xbox oynuyorlar burada. Canları sıkılıyor bütün gün evde. Bayağı vakit geçiriyorlar. Şimdi bu pampaslarımı da arkadan topladım. Sonra böyle dün eşim çarşıya gitmişti. Birkaç işi vardı. Ondan rica ettim. Bana bu büyük fil ayağı denilen vazolardan getirdi. Ve bu uzun pampasları topladık. Geçen gün topladıklarım biraz kısa boylulardı biliyorsunuz. Bunları bilerek uzun uzun topladık. Bu vazomun içine böyle tam oldu. Hatta vazomun dibinde gül yaprakları var. Onlar geldiğinde vardı vazonun içinde. Çıkartmadım ben de. Böyle güzel göründüler bence. Onları oraya yerleştirdim ve böyle burada duran iki tane balayına gittiğimizde almıştık. Bundan 11 yıl önce Nevşehir'den, Kapadokya'dan aldığımız böyle iki tane objemiz vardı. Onların arkasına koydum. Bence de buraya çok güzel oldular. Siz beğenir misiniz, beğenmez misiniz bilmiyorum ama umarım beğenirsiniz. Bunu da gösterdiğime göre bugün başka gerçekten hiçbir şey yapmayacağım. O yüzden bu videoyu burada kapatmak istiyorum. Umarım videomu severek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli gerçekten. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.